Merhaba sevgili canlar, dostlar, erenler. Ben Cem Kervan. Ey Gönül adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Bu deyişi yazarken kendi gönlüme yazıyorum. Kendi gönlüme hitap ediyorum. Diyorum ki, ey gönül, başka canlara hükmetme. Hükmetme ki hak sana hükmetmeye. Yani kendimi tembih ediyorum, ikaz ediyorum, uyarıyorum. Ve bir anlamda teşvik ediyorum. Yani cömert, şefkatli, merhametli davranmam için. Şimdi Hazreti İsa'nın bir sözü var bu konuda. Diyor ki, başka canlara hükmetmeyin. Başka canlara hükmederseniz diyor, hak da öyle size hükmedecektir. Yani böyle egemenlik hırsıyla, ağırlığımızı hissederek tahakküm edersek, dominant olursak, o zaman Yüce Hak da bize o şekilde davranacaktır. Ve diyor ki, başka insanlar bir şeyler verirken, hangi ölçekle ölçüp de verirsek, Cenab-ı Hak da aynı ölçeği kullanıp da bize verecek. Yani o bir anlamda cömert olmamızı, cimri pinti olmamamızı teşvik etmek için. Her neyse, değişik bir paylaşım, inşallah seversiniz. Başka canlara hükmetme, hükmetme ki hak sana hükmetmeye. Onları yargılama, mahkum etme. Hükmetme ki hak sana hükmetmeye. Onları yargılama, mahkum etme. Hükmetme ki hak sana hükmetmeye. Nasıl hükmedersen başka bir cana, hak da öyle hükmedecektir sana. Ey can yargılama, kulak ver bana. Hükmetme ki hak sana hükmetme. Ey can yargılama, kulak ver bana. Hükmetme ki hak sana hükmetmeye. Başka canlara bir şeyler verirken, hangi kap hangi ölçekler ölçersen, haktan o aynı ölçekle alırsın. Hükmetme ki hak sana hükmetme. Haktan o aynı ölçekle alırsın. Hükmetme ki hak sana hükmetme. Kervan der ki hükmetmekten uzak dur. Mütevazı hoşgörülü yaşam sür. Yol sevgi, barış, sabır, tahammüldür. Hükmetmek ki hak
sana hükmetmeye. Yol sevgi, barış, sabır, tahammülü. Hükmetmek ki hak sana hükmetmeye. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğendim diye işaretleyin isterseniz ve yorum da yazın isterseniz, kanalıma abone olun isterseniz ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın.